Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu ödenek aktarımına evet diyeceğiz. Ama evet derken de birkaç eleştirimiz olmuş olacaktır. Öncelikle daha önce de bir iki kalem bu şekilde ödenek aktarımı olmuştu. Şimdi baktığımızda bu ödenek aktarımının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Demek ki bu bütçe yapılırken çok sağlıklı bir bütçe yapılmadığını görmüş oluyoruz burada. Diğer kalemlere baktığımızda sürekli işçilerin ücretlerinin artışını görüyoruz. Demek ki burada bir fazla işçi alımı söz konusu ki herhalde burada bu kadar bir fazla aktarımdan dolayı buraya aktararaktan bu ücretlerin ödenmesi söz konusu. Bir de iş makinesi kiralama giderleri adı altındaki bir bütçenin özel güvenlik hizmetleri alım giderlerine aktarıldığını düşünüyoruz. Yani daha önce de Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsünü de bu konuda bir eleştiri yapmıştı. Bu özel güvenlik hizmetleri çok fazla mı olduğu yani bir önceki belediye göre diye düşünüyoruz. Bir de dikkatimizi en fazla çeken biz daha önce de önergelerimizi vermiştik Mudanya'daki deprem afetten ilgili. Mudanya'ya baktığımızda deprem ve afet bölgesi olmasına rağmen afet bölgesi tahliye giderlerini bir başka bölüme aktarıyoruz. Tabii ki temenni etmiyoruz öyle bir şey söz konusu kimsenin istemesi mümkün değil ama yani afet giderlerinin, deprem giderlerinin bir başka birime aktarılmasına çok doğru bulmadığımızı düşünüyoruz. Tüm bu eleştirimizden sonra da bu bütçeye dönüştüğümüzü belirtiyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Bu gündem maddesine üzerinde biz de evet diyeceğimiz madde üzerinde soracağımız bazı şeyler var ama bu maddeye geçmeden önce bir şeyi söyleyeceğim. Aslında gündemin açılışında söyleyecektim. Fakat o elim hadiseden dolayı sadece kısa geçeceğim. Biz Eylül ayının ikisinde toplantı yaptık, meclisi yaptık. Eylül ayın üçünde de bildiğim kadarıyla başkanımız yurt dışına çıktı. Doğru mudur Sayın Başkan? Yurt dışına çıktı. Şimdi mecliste alınan kararların kaymakamlığa gönderilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girip ve kazanır, geçerliliği olur. Dolayısıyla bunlar da hazırlanmadan ve meclisten alınan karar mülkü idari amirinin onayına sunulmadan belediye başkanımız yurt dışına gitmiş oldu. Evet başkan, yanlış bir şey varsa Ahmet size aktarsın, siz bilgi paylaşın bizimle. Dolayısıyla sanki burada yetkisiz bir çıkış olduğu gibi bir görüntü var. Bunun doğrusunu açıklarsanız iyi olur. Şimdi gündem maddesine geçeceğim. Değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüğümüzün de söylediği gibi ödenek aktarımları biz daha önce de yaptık. Şimdi de yapıyoruz. Fakat burada bakıyoruz. Mesela birçok yerde diğer hizmet alımları diyor. Diğer hizmet alımlarının açılımı ne? Onu burada göremiyoruz. Diğer hizmet alımları adı altında aşağı yukarı 500 bin lirayı bulan bir rakam var. Diğer hizmetler adı altında 500 bin lirayı geçen bir durum var. Diğer hizmetlerden biz personel gideri olarak anlayacağız bunu. Bir bu. İki, mesela iş makinalarından vazgeçmişiz. İş makinası kiralanma, hareketli ve sabit iş makinaları. Bunların ödeneğini, burada yapacağımız harcamayı güvenlik personeli alımına aktarmışız. Bunun gibi birçok noktada mesela işçilerin fazla mesaisini iptal etmişiz. İşçilerin normal maaşını ödemek için aktarmışız. İşçilerin ikramiyelerini, ikramiye ve ödül paralarını almışız. Yine işçi giderlerine veya diğer hizmetlere şeklinde devam eden bir durum var. Bunu bize bir izah eder misiniz? Bu bütçe yapılırken mesela özellikle 350 bin lirayı bulan işte bilgisayar alımları bundan vazgeçilmiş, personel giderlerine verilmiş bu para.
Daha öncesinde niye böyle bir bütçeleme yapıldı ve bundan sonra neden vazgeçildi? Yani biz bütün işte makina kiralama veya herhangi mudanyaya hizmet yapılması için bütçede ayrılan kalemler ortadan kaldırılarak personel giderlerine aktarıyoruz. Biz personelle mi mudanyayı inşa ediyoruz, imar ediyoruz? Yani çalışarak, yani kazma kürekle mi, neyle yapıyorsak bunları? Çünkü çok fazla bir taşeron üzerinde personel var. İki, işte 75 bin lirayı da güvenlik görevlilerine, güvenlik hizmet alımlarına aktarmışız. Mudanyayı da güvenlikçilerle mi koruyoruz? Böyle bir ihtiyaç mı var? Niçin bizim bu kadar çok güvenlik görevlisine bütçe ayırıyoruz sürekli? Bunları eğer izah ederseniz teşekkür ederiz başkan. Sağ olun. Sayın başkan, biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubunda yapmış olduğumuz toplantıda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün sürekli bir aktarım yapmasından grup olarak biz de işin açıkçası rahatsızız. Biz de aktarmaya evet diyeceğiz ama bazı hususlara da değinmeden geçemeyeceğiz. Sayın iki grup sözcüsünün de fikirlerine ve düşüncelerine kesinlikle katılıyoruz. Hiç arzu etmediğimiz ama afet bölgesinden aktarılan bedelin fen işlerindeki iş makinesi kiralama ve iş makinesi alımı, hareketli iş makinesi alımı rakamının bilgisayar alımları rakamlarının daha çok hizmet alımları, ki Sayın Kahraman da değindi, diğer hizmet alımları da esasında birçoğumuzun bildiği gibi taşeron işçilerin hizmet alımı, işçiliğe aktarıyoruz. İşin açıkçası plan bütçe komisyonunda geçen sene bütçe yapılırken biz bütçenin de çok tutabilecek bir bütçe olmadığını dile getirmiştik ama Mali Hizmetler bunun böyle olmasını istemişti. Daha henüz Temmuz ayında bir aktarım yapmışken Ağustos'ta tatile giriyoruz. Eylül'de tekrar bir aktarım geliyor. Biz komisyonda bunların sebeplerini, sonuçlarını hepsini dinledik. Ve komisyonda bulunan arkadaşlarla birlikte bunu gruplarımıza da anlattık. Sayın Kaldırım'da ve Sayın Mevlana Bey de oradaydı. Onlar da mutlaka aktarmışlardır. Ama Mali İşler Müdürlüğü de buradaysa kendisinin de konuyla ilgili meclise bir açıklama yapmasında fayda olacağını düşünüyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, şimdi önce başkanından başlayalım. Aynı ilgisinden meclis yapıldı. Üçünde kaymakamlıktan izin alındı. Dördünde başkan yurt dışına çıktı. Onaylandı yani kaymakamlıktan. Şimdi Sayın Kahraman, biz esnafız biliyorsun ama şubeler farklı olsa da bütçe aynı, yani fark etmez. Yani. Oradan ne oraya verildi? 50 bin liralık mali afet parası konuşuluyor. 50 lira gibi bir, 50 lira gibi küçük bir limit. Bunun afette pek faydalı olacağına inanmıyorum yani. Onun için yani aktarmaları ben normal buluyorum. Yani neticede belediyenin içerisinde aktarılıyor. Bir başka şirkete veya bir başka belediyeye aktarılıyor. Bunu böyle karşılamanızı istiyorum. Eğer çok detaylı bilgi istiyorsanız da Sayın Başkan, Mali Hizmetler Müdürümüz bu konuda açıklama yapabilir yani size. Burada ise yapsın başkanım. Burada mı Mali Hizmetler Müdürü? Evet, buyurun. Evet. Bütçe aktarmasında düşünen ödeneklerden temizlik işleri müdürlüğü ilk personelde sürekli için bu işçilerin ödenekleri ulaştırma hizmetlerini dönmek için. Çünkü oradaki şoförler ulaşım hizmetlerine geçtiği için maaşlarını oraya aktarmak zorunda kaldık. İlk bölüm onunla ilgili. Temizlik fen işçilerinin araç kiralaması ve araç alımlarında ulaştırma müdürlüğünde de araç alımlarımız var. Bütün araç alımları ulaştırma müdürlüğünde olduğu için bu ödeneklerin kullanılmayacağını düşünerek gerekli ödeneklerin olduğu yere aktarma yapıldı. Aynı amaçla yapılmamış ama Kasım Bey.
Yani buradan aldığınızı o öbür tarafa personel gideri olarak aktarıyorsunuz. İhtiyaç olan yerden şey mi aktarıyoruz? Sayın Başkan, şoförler ulaşıma geçtiği için ödenekler de ulaşımdan harcanmaktadır. Devam edin, ben size söyleyeceğim. Evet. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün bilgisayar alanları yeni bir program ve server değişikliği ihtiyacı vardı daha ilk başta düşüncelerde. Fakat bu 2015 yılında uygulanmadığı için ihaleye çıkılamayacağını düşünerek bu ödeneğin de iptal edilmesi söz konusu bir yıl sonunda. Bunu da değerlendirerek diğer sosyal işlerin diğer yardım hizmetler alımlarına aktaralım. İkinci sayfadaki diğer aktarmalarda işte personel müdürlük değiştirmesinden kaynaklanan ufak rakamlar diğer müdürlükler aktarıldı. Kazım Bey, siz açıkladığınız bir şeyler söylemeye çalıştınız. Biz saygı duyuyoruz ama biz de biliyoruz ki sizin anlattığınızla buradaki şekil birbirini örtüşmüyor. Biz bu maddeye evet diyeceğimizi zaten daha önce de söyledik. Bu maddeye evet diyeceğiz. Fakat bu bütçelemeyi yaparken reel uygulanabilir ve bir kere bütçe yapın. Yani iki ayda bir bütçelerden, şeylerden aktarımlar uygun bir hal değil. Kaldı ki bu olabilir. Yılda bir kere yani böyle bir aktarma, böyle bir şey olabilir ama şimdi siz bak bu maddenin tamamına baktığımız zaman şimdi üzerinde çok da fazla konuşup zaman da almayalım ama yani işte makine kiralama, bilgisayar alma, işte işçilerin özlük hakları, işte fazla mesai var. Bunların hepsi alınmış, bunları aslında bu evrak diyor ki bunları şu anda yapamıyoruz, bunu yapmayacağız. Buradan aldığımız paraları taşeron işçi olarak aldığımız personele maaş olarak vereceğiz. Biz şu anda bunu oyluyoruz, biz bunu biliyoruz. Ama bu uygun bir hal değil. Yani o bütçeyi o zaman personel giderlerine ona göre aktarıp, ona göre koyup bir daha oradan oraya, oradan oraya para aktarıp da minareyi yani kılıp uydurma uğraşmayalım. Teşekkür ediyorum. Tam evet diyeceğimizi dedik başkanım. Zaten evet diyoruz. Bir de çalışanlara teşekkür ederim ben bu konuda. Hangi çalışanlara? Maalesef. Teşekkürü yani peki edelim, siz öyle diyorsanız edelim. Evet. Peki. Oylamaya geçiyoruz arkadaşlar. Kabul edenler, yetmeyenler, oy verenler kabul etmiştir. Gündemin ikinci maddesi.